soldiers were highly motivated and doing their duties with enthusiasm. Beşar Esed'e bağlı askerlerin Halep'te yaşayan ve bir süre önce Hatay'a gelen bir Türk tıp öğrencisini öldürülmüş rejim karşıtı bir terörist diye Suriye basınına açıkladığı bildirildi. Haber şu, Suriye'de ve ulusal bazı kanallarda Beşar yanlısı, Beşar Esad yanlısı bazı kanallar ve web sayfalarında yayınlanan haber, amcamın oğlunun yani kuzenimin terörist ilan edildiği. Yani bunlar amcamın Suriye'deki evini basıyorlar, Beşar askerleri. Baskından iki gün önce de bizimkiler bu tarafa sığınıyor, Türkiye'ye geliyorlar. Yani amcamın eşi, yengem, üç tane çocuğu Suriye'ye geliyorlar. Yaklaşık 12 yıldır Halep'te yaşayan ve bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle bir süre önce ailesiyle Hatay'a gelen Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ömer Abdülganioğlu yaptığı açıklamada ailesiyle Suriye'den ayrıldıktan sonra Esed askerlerinin evlerinin bulunduğu bölgeye girdiğini ve arama yaptığını anlattı. Studying his map of the area, telling his soldiers to prepare their weapons. We are now here. The armed groups have retreated from most of Salahaddin area to parts of the neighborhood and now we are chasing them. Askerlerin evde bulunan ve kendisine ait eski bir pasaportu bulduğunu belirten Abdülganioğlu, bu pasaport ve pasaportta bulunan fotoğrafı basına gösterip, Türk terörist öldürüldü diye haberimi yaptırmışlar. Görüntülerde yerde vurularak öldürülmüş bir kişinin ben olduğumu, evimizde yapılan aramada 100 kilo patlayıcı, fünyeler ve 15 kaleşnikov bulunduğunu söylemişler. Esed yanlısı internet siteleri ve televizyonlarda bu görüntüleri yayınlamış dedi. Nedir, bize bir anlatabilir misin Ömer? İnternet sitelerinde, televizyonda falan haberin çıkmış. Nedir tamam, konu? İşte televizyonda gördüm. Bir rapor yapmışlar. Best TV diye bir kanal. İngilizce bir rapor. Hı hı. Dakika, yani rapor video var. Dakika 2'de benim adımı söylüyorlar. Ömer Abdülganioğlu is a Turkish fire killed in Salahaddin. Yani Türk savaşçısı Salahaddin'de öldürülmüş. Anlatabildim mi? Evet. Terörist olarak. Ve benim eski pasaportumu gösterip, yani şey, videoda eski pasaportumu göstermişler. Yani iptal edilmiş pasaportum. Çünkü onu Suriye'de unutmuştum. Çıkınca. İşte bizim evet. Eve girdiler ya, ordu bizim eve girdi. Hı hı. Eşyaları dağıttı falan. Pasaportumu da bulmuşlar. Hı hı. Bu haberi yapmışlar onun üstünde. Bir şey, bir sayfa var Facebook'ta. Hı hı. Bir sayfa ama Bashar al-Assad destekleyen bir sayfa. Hı hı. For Free Syria Forever Bashar al-Assad diye bir sayfa. Suriye bağımsız ve bağımsız kalacak. Hı hı. İşte onların kaynakları benim pasaportumun fotoğrafını göndermiş ve benim evimde 100 kilogram patlayıcı ve fünye ve 15 keleş bulunmuş. Hı hı. İşte bu. Abdülganioğlu, Suriye'de yaşanan olaylarla bir ilgisinin olmadığını, sadece üniversite eğitimine devam ettiğini kaydetti. Ortaokul ve lise eğitimini Suriye'de aldığını, üniversite eğitimini de Halep'te devam ettiğini ifade eden Abdülganioğlu, "Annem Suriyeli, babam Türk. Şimdi ölü bir terörist olarak ilan edildim. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türk yetkililerin devreye girerek bu yanlışlığı düzeltmesini istiyorum," dedi. Ömer Abdülganioğlu is the name of a Turkish fighter killed in Salahaddin neighborhood when he tried to attack Syrian soldiers. Ömer Abdülganioğlu'nun Bodrum'da yaşayan kuzeni Abdullah Abdülganioğlu ise haberi sosyal paylaşım sitelerinde gördüğünü ve çok üzüldüğünü anlattı. Kuzeninin uzun süredir ailesiyle Suriye'de yaşadığını ve herhangi bir olaya karışmadığını ifade eden Abdülganioğlu, "Asılsız haberler can sıkıcı. İngilizce olarak Türk terörist ölü ele geçirildi, silahlar, bombalar bulundu diye haber yapmışlar. Kuzenimi terörist olarak ilan edip ölü ele geçirdiklerimi söylüyorlar. Bunlar yalan. Evi basıp pasaportu ele geçiriyorlar ve yayın yapıyorlar. Bu çocuğun terörle bağlantısı yoktur. Bizim ailemizde böyle bir şey yoktur," diye konuştu. Çocuk kendi halinde tıp öğrencisi bir çocuktur. Halep Üniversitesi'nde tıp 4. sınıfta okuyan bir kardeşimizdir. Ve bizim ailenin hani öyle şeylerle uzaktan yakından alakası yoktur. Abdullah Abdülganioğlu bir süre önce bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Halep'ten Hatay'a gelen 3 kuzeninin eğitimlerinin de yarım kaldığını kaydetti. İnternet sitelerinde ve televizyonlarda yayınlanan görüntülerin kaldırılmasını isteyen Abdülganioğlu, Türk yetkililerden yardım istedi.
Çocuk ne kadar Suriye'de yaşasa da Türk'tür, Türk vatandaşıdır. Hani bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın veya bu birimlerin, Başbakanlığın kimin kolu? Bu arada bazı internet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde Abdülganioğlu ailesinin evine yapılan baskın anıyla Ömer Abdülganioğlu'na ait bir pasaport ve yerde ölü olarak yatan bir kişinin görüntüleri yer alıyor. We are Arab army, we are Muslims and we are all now fighting not only for Syria but also to avoid more division among the Arab countries. We are fighting mercenaries from all over the world.